Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Flutter'da alert diyalogdan bahsetmeye çalışacağız. Peki nedir bu alert diyalog? Aslında benim kullanıcıya bir pop-up'ta vermek istediğim mesajı gösterdiğim bir yapı, bir widget. Hemen gelelim ve diyelim ki örnek veriyorum. Elevated button şuradan ben text alert göster diyelim. On presinde bir şeyler yapacağız. Bunu hemen şöyle gelip bir çalıştıralım aslında hızlıca. Projemiz build olsun. O build olurken de biz de ne yapalım? Butona gelip on presinde neler yapacağız? Ona bakalım. Build oldu. Hemen yüklendi. Ve güzel alert göster butonun buraya geldi. Gayet güzel. Şimdi ben bu butona tıklandığı zaman diyeceğim ki sen Show Dialog. Bakın Future diyor. Çünkü gelecekte bu dialogu gösterecek ve bir sonuç ne yapacak? Kullanıcıdan alacak. Yani bir butona bastığında sonuç olarak ne zaman basacağını kullanıcının bilmiyoruz, değil mi? Güzel. Şimdi context diyor. Bu context yani diyor ki ben dialogu nerede açacağım? Aslında bu context burası. This. Yani bak sen buradaki kontekste bu sayfa içerisinde bunu açacaksın demiş oluyorum. Daha sonra builder. Builder ise ne yapacak? Build context tipinde bir context alacak. Ve ardından diyeceğim ki sen return alert dialog. Sen bir tane alert dialog ne yap? Bana geriye dön der. Pekala, gayet güzel. Peki bunun content'i ne olsun? Bakın content widget. Bunun içerisinde bir kalıp yerleştirebilirim. Children işte text selam. Text button şurada şöyle yapalım. Child'ına da text merhaba diyelim. Ve ne yapalım? Bunu bir çalıştıralım. Döndüm. Alert gösterdim. Bakın bana şöyle bir dialog açtı. Okey. Şimdi ben geleceğim. Diyeceğim ki bunun özellikleri var. Mesela scrollable olsun mu? Olsun. İçerisinde scroll ne yapılabilsin? Yapılabilsin dediğimde bakın ne yaptı? Benim için dialog küçüldü. Pekala. Daha sonra ben istiyorum ki bunun background colors nokta purple olsun. Geldim bakın arka planını değiştirdim. Herhangi bir problemim yok. Daha sonra gelip buraya bir title verebilirim. Text başlık. Bakın başlığım buraya geldi. Daha sonra başka border verebiliriz. Elevation verebiliriz. Yani gölge değerini verebilirim. 30 diyebilirim buna. 300 diyebilirim. Ve ya da tekrardan 1 diyebilirim. Şöyle döndüm. Daha sonra başka ne değeri verebilirim içerisine? Alignment'ını verebilirim. Buradan işimize yarayacak title padding'i, title text style'ı bakın burada. Mesela title text style colors nokta white diyebilirim. Bakın başlığım geldi. Gayet güzel. Bir de diyebilirim ki bu butonun neyi olabilir? Actions'lar olabilir. Hemen gelip yapalım. Actions. Bakın bir array ne yapacak? Ben buraya işte text button on press olduğu zaman child text onayla diyelim. Mesela böyle bir
durumum olsun. Bir de vazgeç. Vazgeç. Güzel geldim. Bakın onayla ve vazgeç şeklinde footer'uma yerleşti. Ben bunlara press olduğu zaman işte gideceğim burada print işlemler ve daha sonra ne diyeceğim? Örnek veriyorum. İşim bitti ve bu modalı kapatacağım. Bunun için de Navigator Pop dedikten sonra bak buradaki konteksi yani bunu çıkar stack'ten dediğimde geldim, onayla dedim, kapattım, vazgeç dedim, geldim, ne yaptım? Gayet başarılı bir şekilde kapatabildim. Yani ben buradaki alert diyaloğumu kullanıcıya bir bilgilendirme yapmak istediğimde yahut da bir onay almak istediğimde gelip kullanabilirim deyip dersi burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.